Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Content Driver Out of Code'da Blueprint kısmında K-Activity diye bir tane Blueprint'imiz var. Bu ne işe yarıyordu? Şimdi çalıştıracak olursak bizim bir kapımız vardı. Kapıya geldiğimizde bize buradan içeri girebilmen için senin bir anahtara ihtiyacın var. Bu anahtarı almadan içeriye giremezsin diyor ve E tuşuna basmayı aktif etmiyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bizim gidip şu anahtarı almamız gerekiyor. Anahtarı aldık. Tekrar gidelim. E tuşuna basıyoruz. Kapımız açıldı. Buraya bir şart döngüsü koyuldu. Ve şart da denildi ki eğer ki variable yani değişkenin onaylanmadıysa, true değilse buraya girme dedi. Yani anahtarı almadıysa buraya girme dedi. Peki bunu nasıl yaptı? Hemen gidelim. Browser asset bakın şuradaydı. Üzerine tıkladım. Evet açıyorum. Önce anahtarımızı bir inceleyelim. Anahtarımıza baktığımızda viewport penceresinde komponent kısmında, bileşenler kısmında bir tane bizim arkadaşlar statik mesh'imiz var. Statik mesh'imizi nereden ekliyorduk? Add deyip statik mesh ve statik mesh dedikten sonra template'in de şuradaki bakın statik buraya SM power up dediğimizde buraya yükleniyordu. Daha sonra char olayı başlatmak ve buna dokunduğunu hissetmek için biz bir tane kolizyon ekledik. Kolizyonumuzun daire şeklinde olması için shape kolizyon ekledik. Onu da yine add komponentten buraya kolizyon yazdığımızda bakın shape kolizyon olarak geldi. Shape kolizyona karakterimiz dokunduğunda olayı başlatacağız. Olayı başlattığımızda ne olması gerekiyor? Bizim nesnemizin kaybolması, kapının olayı kontrol edebilmesi için bir tane değişken ve bu değişkeni onaylamamız gerekiyor ki kapı evet o onaylandı o onaylanmadı durumunu alsın. Daha sonra bir de ses verip bu key'i tekrar bir daha kullanmadığımızdan dolayı kullanmayacağımızdan dolayı dünyamızdan atacağız. Yani destroy actor yapacağız. Şimdi gelelim. Ha bir de burada ne demiş? Birazcık canlılık katsın diye rotation moment eklemiş. Yani nesnemiz olmuş olduğu yerde dönsün. Rotation momentında arkadaşlar dönüş hızını z ekseninde 180 olarak belirlemiş. Hemen event grab'a gidelim. Bakın event grab'ımızı şöyle bir bakalım. Şunu şuradan alalım. Evet. İncelediğimizde bakın onComponent begin overlap dedi. Şimdi biz arkadaşlar şöyle gelelim. Şurada bak how the key diyor. Yani anahtar. Yani anahtar ne olması gerekiyordu? Alındı diye tıklanması gerekiyordu. Ama anahtarımız neredeydi bizim? Global bir değişken her yerden ulaşabilmemiz için global bir değişken de bu. Çünkü biz bunu kapıdan ulaşacağız. Şu an biz anahtarın içindeyiz. Ama bunu kim kontrol ediyor? Kapı kontrol ediyor. Kapıya geldiğim zaman, kapının kolizyonuna değdiğim zaman bunu bana soracak. Yani hemen açıyorum kapımı. Bakın şöyle yukarı getirdim. Event Crumb'ın içerisinde SM4 son. Arkadaşlar neredeymiş? Aa, yanlış şey mi bastık? Evet burada. Bir dakika. Heh. Kusura bakma yanlış yere gitmiş. Bakın şurada. Burada ne dedi? Bakın tekrar yine nereden aldık? Third person game moddan key'i aldı. Key'in içerisine baktı. Key'in içerisine baktı. Eğer bu true ise o zaman bakın enable input yani klavyeden girişi aç dedi. Eğer bu false ise bakın
fa sesi. Eğer bu alınmadıysa klavyeden herhangi bir giriş yapamayacağın için burada bunu aktif etmedi zaten ve herhangi bir etkileşim yapmıyor. Yani bize bu yok dedi ve buradan sistem devam etti. Hemen gelelim. Evet, biz de o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şurada game modumu açıyorum daha iyi anlaşılsın diye. Third person game mod. Bak ismine bakalım. Third person game mod. Third person game modun içerisinde ne vardı? Şu. Bakın false. Bu ne zaman true olacak? Anahtarın içine girdiğim zaman. Anahtarın içerisinde girdiğim zaman bunu okeyleyebilmem için bunu çağırmam gerekiyordu. Yani buna ulaşabilmem gerekiyordu. Buna nereden ulaşıyordum arkadaşlar? Third person game modun bakın pinimden ulaşıyordum. Çünkü bu nerede? Third person game modda burada. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Niçin bu third person game modu çağırdık? Kastettik. Ya da şöyle söyleyeyim bak sağ tıklıyorum. Key diyorum. Bakın bu değişkene ulaşamadım. İşte bu değişkeni şuradan tutar çekersem bakın geldi set. Bunun penceresinden girdim. Şuradaki değişkeni çektim aldım arkadaşlar. Burada. Third person game modda oyunu hakim olabilmek için de bunun objektini get game modu seçiyoruz arkadaşlar. Get game mod. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağız. Geldik. Dedik ki tamam bunu okeyle. Okeyledikten sonra sesi çal dedik ve bunu dünyadan at dedik. Şimdi gelelim. Sağ tıkladım. Aldım. Gidiyorum. E'ye bak. Ama bir şeyi fark ettiniz mi arkadaşlar? Burada ben bunu aldım ama bunu aldığımı da ben eğer widgetlerde yani bakın şu ekranın sol alt köşesinde ikon var. Gördük mü? Sol alt köşesinde ikon. Bu ikonu arkadaşlar görünür hale getireceğim ki oyun birazcık daha oyunlaşmış olacak. Bakın şöyle gidiyorum. O zaman hemen gidelim. Bakın burada bizim bu şeye ait key'in ikonuna ait görsel şurada bulunuyor. Bunun içerisinde arkadaşlar set color and opacity var. Hemen şuraya geliyorum. Bu opacity'nin değerini 0,5 diyorum. Ve şuradan geldikten sonra önce buraya bir uğra, buradan sonra git diyorum. Yani bakın şuradan geldi. Widget'ımın opacity'sini 0,5 yap dedim. Hatta bunu 5 değil birazcık daha arttırayım. Şöyle görünür olsun. 0,8 yap dedim. Sonra sesi çal ve kapat dedim. Yapalım. Sağ tıkladım. Niye şey yapmadı tam belirgin olmadı. Birazcık daha arttırayım. Burayı 1 diyeyim arkadaşlar. Yanlış. Birazcık da ortamdan dolayı da tam belli olmuyor herhalde bu. Evet. Yani aslında alıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki widget'ı da açayım arkadaşlar ben size. Bakın widget'ler burada. Şu arkadaşlar V hat geldim. Bakın. Şunlara bir sonraki derste gireceğim görüntülerini. Şunu tıklayıp arkadaşlar şurada bakın şey var. Alfa değeri var. Alfa değeri 0,3. Burayı 0,1 yapayım. Şimdi birazcık daha detaylı olarak göreceğiz. Sağ tıkladım. Bak geldim. E'ye bak. Burada bir sıkıntı var ama niye böyle yaptı?
Arkadaşlar bir kulaklık taktım. Sesim gidiyor mu? Hocam hemen artırıyorum. Şu an sesim gidiyor mu? Nasıl durum? Sıfır beş yapalım burayı. Aldım. Evet, fark ettik mi? Tekrar yapıyorum. Sağ tıkladım. Bakın sol altta biraz belirsiz. Gidiyorum. Aldım. Koyulaştı. Sonra geldim. Kullandım. Kullandıktan sonra tekrar eski pasif haline geri geldi. Bunu nasıl yaptı? Tekrar gelelim. Bakın şurada. Bu arkadaşlar şöyle gelelim. Şuraya ulaştık arkadaşlar. Bunun değerini değiştirdik. Bakın burada setup'un color yani şunun renk değerlerini değiştirdik. Şuradan geldik. Şimdi bunu sıfırdan nasıl yapacağız? Tamam, burada var olan bir şey var. Neydi onun ismi? Blueprint var. Bunu bir de sıfırdan yapalım arkadaşlar. Kütahya. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Blueprint. Neydi arkadaşlar? Enham Halide aktör. BP Altre K dedim. İçerisine girdim. Öncelikle burada hemen bir tane statik mesh oluşturuyorum. Statik mesh'in ismi S alt tire K olsun. Sağ tarafa geldim. Neydi? Power. SM Power. Hemen şuradan hatta K diye de geçiyor. K diye de varmış. K'ye ekledim arkadaşlar. Biraz aşağı indiriyorum. Evet. Görünen K'imi ekledim. K'imi ekledikten sonra çarpışma olayını gerçekleştirebilmem için de çarpışma denetlemesi için kolizyon eklemem gerekiyordu. Spear kolizyon geldi. Spear kolizyonun çapını artıracağım. Detailistan Spear Radius. Bunu da 100 yapıyorum. Biraz yukarı kaldırıyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar sonra K'imin hatta şöyle yapalım. Bunu aldım, getirdim. Şuraya bıraktım. Şunu silelim. Sağ tıkladım. Bakın burada birazcık benim keyim cansız duruyor. Yani böyle oyun gibi değil. O zaman ne yapıyordum burada? Key rotation moment diyordum. Ve bunun 180 olarak 180 hızında Z ekseninde dönmesini istedim. Hemen geldim. Çalıştırıyorum şimdi. Evet. Birinci olayım. Birinci olayım. Doğru. Birinci olayım gerçekleştirdi artık. Birinci hareketim. Burada başka yapacağım bir şey yok. Event Grab'a geldim. Siliyorum. Şimdi ne olacaktı arkadaşlar? Shape hatta buraya şöyle Alt-Tab for diyelim. Shape'ime bu shape'i de şöyle yukarıya alayım. En tepeye koyacağım. Biraz da böyle temiz olsun diye. Şuraya götüreyim. Shape. Arkadaşlar bu shape'e değdiğimde geliyorum bakın. Event olaylar. Olay başlatıcı. Begin Overlap. Shape'ime dokunduğunda olay başlasın hemen. Evet, print diyorum. Şuradan bir bakalım. Her yaptığımda printte kontrol edeceğim arkadaşlar. Hello desin. Sağ tıkladım. Sol üç köşede. Evet, birinci olay gerçekleşti. Bunu siliyorum. Sonra arkadaşlar ses çalsın. Play sound dedim ve içerisinde K desem çıkacak mı? Evet, K dedim çıktı. Sağ tıklıyorum, çalıştırıyorum.
Evet, sesim çaldı arkadaşlar. Geldim. Sesten sonra bunun ne olması gerekiyor? Destroy aktörü, yani dünyadan def etmemiz gerekiyordu bunu. Hemen çalış. Çünkü bunu bir defa kullanacağım. Başka kullanmayacağım. Bakalım çalışıyor mu? Adım adım. Evet, bu da çalıştı. Buraya kadar sıkıntı yok. Ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şimdi işin asıl tarafı şöyle, tekrar gelelim. Ben bunu aldım. Aldığımı kapı tarafından bilinmesi gerekiyor. Bakın hala bana neyi soruyor? Senin anahtarın var mı? Bak şu alt tarafta çıkıyor. Hemen geldi. Bak key. Anahtarın yok diyor. O zaman ben bunu kapıya göndermem gerekiyor. Kapının anlayacağı bir dilden ben bunu aldım diyecek. Çünkü kapı sorguluyor. Yani how the key değişkeni third person game modda bulunan, şuradaki third person game modda bulunan değişkene ben bakıyorum diyor. Bakıyorum. False diyor. Yani içi dolu değil. Sen bunu almamışsın diyor. O zaman ben de diyorum ki şuraya geldim. Neredeydi bu değişken? Third person game mi? O zaman ben bunu bir çağırayım. Cast. Cast'ın ne? Custom third person game mod. Evet, bunu çağırmanı istiyorum. Niye bunu çağırmanı istiyorum? Çünkü bunun içinde benim işime yarayacak bir değişken var. Bunun içindeki kutuya ben bir değer atacağım. Neydi kutumuz? Arkadaşlar. How key. İçerisinde değişiklik yapacağım için set dedim. Hemen şunun arkadaşlar elektrik kablosunu verdim. Evet, verdim ve işaretledim. Artık ben bu anahtarı aldığımı third person game moddaki how key'in içine doldurdum. Artık burası işaretlenmiş olacak ve kapıya geldiğimde burası true olduğundan dolayı benim klavyeden girişimi enable input ile kodu ile klavyeden girişimi onaylayacak, yani şey verecek, enable edecek, klavyeden girişime izin verecek. Klavyeden giriş yapamayacağım. Niye böyle? Ne dedin ne? He, bana dedi ki sen törpünün gelme modu çağırdın ama oyun moduna erişebilmen için benim yani objektim nereye bağlı olacak dedi. Ben de game moda bağlı olacak dedim. Evet. Evet, gidiyorum. Aldım. Sesim çaldı. Dünyadan kaybettim. Geldim. Bana anahtarın yok demedi. E'ye bastım ve içeri girdim arkadaşlar. Evet, ondan sonra şuraya gelelim. Başka ne vardı şurada arkadaşlar? Yine third person game modun içerisine gidelim. Ne varmış? Bir HUD'a gelelim. Bakın şurada arkadaşlar. Gördünüz mü? Değişken burada. O zaman ben ne yapacağım? Yine bir HUD alt-ref'e ulaşmaya çalışacağım. Hemen gidiyorum burada. Bu ne işe yarayacaktı? Bu da ben geldiğimde şurada yani şunu aldığımda, anahtarı aldığımda sol alt taraftaki şuradaki ikonun, games'in altındaki ikonun daha belirgin olmasını, yani bunu aldığımı ifade edecek bir şekle büründürmek istiyordum. Şunu biraz şöyle çekeyim. Evet arkadaşlar, tekrar bakıyorum. Hatırlayamadım. Neydi o değişkenin ismi? Geldim. Bakın burada. Burada değil. Door. Bu şey third person'ın içerisindeydi. Double ve hatlı. Hemen gidiyorum. Double ve alt tire. Niye gelmedi? Allah Allah. Third person game mod. Dur bakalım, doğru şeyi mi çekiyoruz? Evet. HUD ref diyor. Çektim. Evet geldi arkadaşlar. HUD ref getir dedim. Bunun nesiydi? Color.
Bak set color and opacity. Yukarıda geldi hemen. Geldim. Arkadaşlar ne olacak? Artık buradan akmasın. Set şunu şöyle çekeyim. Şuradan aksın. Şöyle getirdim. Evet, burası 1. Evet, okey diyelim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Sağ tıkladım. Aldım. Şimdi siyah olduğu için hepsini siyah boyadı arkadaşlar. Şöyle gideyim. Bunu rengi beyaz olsun. Evet, şuradan kaça boyamışız bakalım. Evet, bir dakika atladığımız. Ha, buradan TK. Arkadaşlar şunu da çekmem gerekiyor burada. Çünkü HUD'un içerisindeki şeye ulaşmam gerekecek benim. Şunu sileyim. HUD'u çağırdım. Çağırdıktan sonra ne olması gerekiyor? Şu TK var ya arkadaşlar, şu TK. Şu TK'in opacity'ini değiştirmem gerekecek. O yüzden şimdi ne yaptık? Third person içerisindeki şeye ulaştım. Bir hat değişkenine ulaştım. Bir hat değişkeni de bizim şuraya bağlı arkadaşlar. Bunun içerisine girip bunu değiştireceğiz. Bakın TK'yi çağırdım ve burada set color and opacity olmadı. Set color şu yukarıdaki arkadaşlar. Çağırdım. Evet. Bağlayalım. Beyaz olsun. Evet, geliyorum. Sol alt köşede gayet belirgin bir şekilde geldi. E'ye bastım. Eski haline geri geldi. Evet arkadaşlar, burada anlaşılmayan bir yer var mı? Sorumuz var mı?